pandemiyle ilgili televizyon haberlerine fikse olmadan daha çok müzik kanalları, ne bileyim açık oturum kanalları, belgesel kanalları izlemek daha sağlıklı. Psikiyatri uzmanı Doktor Nurettin Kargı, pandemi dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların evlerinde kitap okuyarak, müzik dinleyerek keyifli vakit geçirebileceğini söyledi. Uzman Doktor Kargı, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirleri doğru bulduğunu söyledi. Son zamanda bu Kasım ayından itibaren koronavirüs vakalarının artması, pozitif vakaların artması, ağır vakaların artması hükümeti bazı tedbirlere, daha sıkı tedbirlere almasını şey yaptı. Yani gördüğümüz kadarıyla toplumun büyük bir kısmı kurallara maalesef uyamıyordu. Büyük şehirlerin getirdiği problemlerden belki de kaynaklanan. Dolayısıyla 2 günlük kısıtlama aslında virüsün salgın yapmasını önlemek açısından, toplum sağlığı yönünden hükümetin devletin almış olduğu ikinci tedbirleri ben doğru karşılıyorum. Salgının sık olması, yoğun olması, ağır vakaların çok olması, hastane yükünün artması bu tedbirleri getirdi bence. 2 günlük kısıtlama o kadar insanlara travmatize etmiş olamaz. Mühim olan bunun devam etmemesi. Yani 1-2 hafta insan 2 hafta, 3 hafta, 20 gün bir kısıtlama şey yapabilir ama sonucunda netice alınacaksa, toplum için bu salgının önüne geçilecekse, pandeminin önüne geçilecekse bu tip kısıtlamaların o kadar kötü olduğunu şey yapmıyorum. Tabii bunun yanında bazı şeyleri de olabilir. İnsanlar hareket edemez, işte işlerini kapatmıştır filan. Yani bunlardan dolayı da sıkıntılar vardır ama mühim olan insanın sağlığı, güvenliği, toplumun sağlığı dikkate alınırsa bu tip kısıtlamalardan, bu tip önlemlerin alınması gerekir kanaatindeyim. Uzman Doktor Kargı, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara evlerinde nasıl vakit geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Bu dönemde bu kısıtlamalarda telefonla görüşmek olabilir, kitap, müzik dinlemek olabilir, istirahat olabilir, hobileri olur insanların. Telefonla sık görüşmek de pek iyi değildir. Çünkü insanlar birbirlerine sürekli kötü haber, o ölmüş, bu hastalanmış, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş gibi olumsuz bildirimler şey yapıyorlar. Onun için bence daha çok haberlere, pandemiyle ilgili televizyon haberlerine fikse olmadan daha çok müzik kanalları, ne bileyim açık oturum kanalları, belgesel kanalları izlemek daha sağlıklı. Yemek yapmak, bahçeleri uygunsa bahçede dolaşmak, hobileri varsa onları şey yapmak, kitap okumak bence de önemli ve maalesef medyada her gün sık sık bu virüsle ilgili haberler toplum üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu bence çok önemli bir konu bu.